Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Kara ile TTA IT Geometri Kampı'nın 22 ve 23. haftasının 8. videosundayız. Doğru analitiğinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yani ne anlatacağız? Bir noktanın bir doğruya olan uzaklığını anlatacağız. Bir de paralel iki doğru arasındaki uzaktan bahsedeceğiz. Kitabımızda da sayfa numarası 216'yı işleyeceğiz ve 217'den de iki soru çözeceğiz. Haydi bakalım dersimize başlayalım. Bir noktanın bir doğruya olan uzaklığı aslında çok basit. Gerçekten çok basit. Kolayca da akılda kalır. Noktamız ax 0 virgül y 0 doğrumuz da a x artı b artı c eşit 0 şeklindeyse ise bir noktanın bir doğruya olan uzaklığına h diyecek olursak onu nasıl buluruz biliyor musun? h eşittir. Noktayı doğru da orada yerine yaz. ax 0 artı b y 0 artı c mutlak değer c çünkü uzunluk negatif olamaz. Bölü kare küçüğünde a kare artı b karedir arkadaşım. Yani a ve b x'i katsayısının karesi artı y'nin katsayısının karesi. Yalnız dikkat et buraya. Tekrarlıyoruz. Noktayı da orada yerine yaz bölü kare küçüğünde a kare artı b kare. Yalnız burada kare küçüğünde a kare artı b kare dik üçgenle de kolaylaştırılabilir. Mesela burası 3 4 ise aşağısı direkt 5 diyebilirsin. Bu kare içinde a kare artı b kare. Ya da hocam 5 ve eksi 12 ise işareti eksi olabilir fark etmez. Aşağısı 13'tür. 8 15 ise aşağısı 17'dir. 3 6 ise 1 2 kök 5 üçgenler aşağısı da 3 kök 5'tir diye kısalaştırabiliriz dostlar haberiniz olsun. Bu kadar basit noktanın doğru yolunu uzatmıyor. Hemen sorularına bakalım. Bir nokta verilmiş. Bu noktanın doğru yolun uzaklığı. Noktayı doğru yerine yazıyorum. Evet x yerine eksi 2 yazıyorum. 3 çarpı eksi 2 artı 4 çarpı 3. Y yerine de 3 yazıyorum. Eksi 21 mutlak değer içerisinde bölü kare içerisinde. 3'ün karesi artı 4'ün karesi. X orada böyle yazayım da normalde 3, 4, 5 yazabiliriz direkt aşağıya. Hocam burası eksi 6. Bak şöyle göstereyim. Eksi 6 burası. Artı 12. Eksi 21 yaptı mı? Şurası artı 6 yaptı. E o zaman burası da artı 6 ise 21'den de 6 çıkınca eksi 15 yapar. Yani yukarısı da artı 15 mi yaptı? Evet. Yani cevap ne olacaktır o zaman? 3 olacaktır. Cevap 3 oldu. 45. soruda. Geldik örnek 46'ya. Şekilde verilenlere göre h kaçtır diye soruluyor. Arkadaş bunu iki türlü şekilde yapabilirsin. Bir. Hocam üçgenin alanını biliyorum. Ben bu üçgenin alanını bulurum. Sonra iki nokta arasındaki uzaklığı bulurum. Sonra taban çarpı yüksek bölü iki alana eşitlerim. Sonuca ulaşırım. Ama sanki biraz uzun olacak. İkincisi nedir? Hocam aslında buradaki noktanın bu doğru yolun uzaklığı isteniyor. Yani bana ne lazım? Doğru denklemi lazım. Bu doğrunun denklemi için kendimize iki soru soruyorduk. Bir eğim iki noktaydı. Eğim var mı? Var. Ya yok da biz bulacağız. İki noktası belli ya. Y'ler farkı bölü x'ler farkı. Evet eğim dediğim y'ler farkı. Yani 5 eksi 2 bölü x'ler farkı. 3 eksi eksi 1 yani 3 artı 1. Yani 3 bölü 4 yaptı. Eğim belli. Nokta ister bunu seç ister bunu seç. Hadi x ile uğraşmayalım. Şunu seçelim. Fark etmez. O zaman denklem nasıl yazılıyordu? m çarpı x eksi x sıfır eşittir y eksi y sıfır şeklinde yazılıyordu. E burada m dediğimiz 3 bölü 4 3 bölü 4 çarpı x eksi noktadaki x yani 3 eşittir y eksi noktadaki y yani 5 3 ile burayı çarpıyorum. 3 x eksi 9 eşittir 4 y eksi 20 yaptı. Hepsini sol tarafta toplayayım. Bu doğrunun denklemi. 3 x eksi 4 y artı 11 mi yapıyor? Evet artı 20 diye geçiyor burası. 20'den 9 çıkınca da 11 yaptı. Eşit 0 şeklinde oldu. Evet şimdi benden h isteniyor. Noktanın doğru yalan uzaklığı isteniyor. Bu noktayı gel yerine yaz. Evet x yerine 5 yaz. 3 kere 5 15. Eksi 4 kere 6 24. Artı 11 bölü kare küçüğünde a kare artı b kare. 3 4 ise direkt 5 yazabiliriz. Evet gençler burası kaç yaptı? 11 ile 15 toplarsam 26. 26'dan da 24 çıkartırsam 2 yapar. Yani yüksekliğimiz böylelikle 2 bölü 5 çıkar. Evet kaçıncı soru? Örnek 46'yı 2 bölü 5 bulduk arkadaşlar. Geldik bir sonraki soruya. Sözel bir soru. Analitik düzlemde A, 1, 2 ve D doğrusu verilsin. D doğrusu üzerinde seçilen B ve C noktaları arasındaki uzaklık 6 birim olduğuna göre A, B, C üçgenin alanı nedir diye soruluyor. Soruyu anlayamadık. Anlayabilmek için, daha iyi anlayabilmek için basit bir şekilde şekli çizelim. Bir doğru var elimizde bir de nokta var arkadaş. A noktası 1'e 2. Bu doğru bu doğrunun adı da ne? 5x artı 12'ye eksi 3 eşit 0 doğrusu. D doğrusu üzerinde seçilen B ve C noktaları varmış böyle. Sen bu B ve C noktalarını istediğin yerden seçebilirsin. Hani doğrumuz burada. Noktamız buradayken iki noktayı böyle de seçebilirsin. Hiç fark etmez. Şimdi B ve C noktalar arasındaki uzaklık 6 birimmiş. Buna göre diyor ABC üçgeninin alanı nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. İşte bunun alanı soruluyor. Arkadaş ben bunun alanını bulmak için ne yapacağım? Tabanına ait yüksekliği bulacağım hocam. Şu yüksekliği bulursam olay bitti. Ya hocam bu noktalar burada burada olursa da alan değişmez. Bak burası 6 birim ya. Hocam yine burada şu üçgen alan nedir? Taban çarpı yükseklik bölü 2. Fark etmiyor. Ha böyle yükseklik ortasına düşüyor. Ha dışarı düşüyor. Hiç fark ediyor mu? Fark etmiyor. Evet neyse ben şu ilk şekle göre yorumlayayım. Hocam burada ben noktanın doğru yalan uzaklığını bulmalıyım. Noktayı doğru da yerine yazıyorum. 5 kere 1 5 artı 2 ile y yerine 2 yazıyorum. 24 yaptı burası. 24. Eksi 3 mutlak değerce bölü. Kare küçüğünde akar artı b kare. Yani direkt 13 yazabiliriz. Evet aç buradan bu oldu. Burası 29'dan 3 çıktı 26. 26 bölü 13 yaptı. Yani burası 2 yaptı. Evet yüksekliği 2 bulduk. O zaman alanın en basit kısmı taban çarpı yükseklik bölü 2. Yükseklik 2 ya 6 çarpı 2 bölü 2. Yani 6 yapar cevap. Örnek 47'yi 6 bulduk. Geldik örnek 48'e. Analitik düzlemde A-1 e noktasının bu doğruya göre simetriği B noktasıdır. AB uzunluğu nedir diye soruluyor. Hmm. Hocam daha simetriği görmedik. Ne yapıyorsun? Deme. Vur. Soruyu anlayabilmek için basit bir şekilde şekli çizelim. A noktası var elimde. Soruyu anlayabilmek için. Bak normalde böyle şey olduğu zaman basit bir şekilde şekli çizmiyoruz. Özel durumlar olduğu zaman analitik düzlem çiziyoruz değil mi? Burada basit bir şekilde çizdik. Noktamız A-1 e 3. Tamam. Sonra bir doğrumuz var elimizde. Şöyle bir doğru. X artı 2Y artı 5 eşit 0 şeklinde Şimdi diyor ki A noktasının bu doğruya göre simetriye bu doğruya göre simetriye dediği dik olacak ve birbirine eşit olmayacak mı? İşte burasıdır. Hocam B noktası nedir diye sorulmuyor. AB uzunluğu nedir diye soruluyor. Ya hocam ben burada noktanın doğruya göre simetriye sonraki videolarda yani bir sonraki hafta ben bunu anlatacağım. Noktanın doğruya göre simetriğini bulmayı öğreteceğim. O şekilde bulup iki nokta arasındaki uzaklıktan yapabiliriz aslında. Ama bak, şekli çizmemiz iyi oldu değil mi? Bizden şu uzunluk isteniyor. Yani ben şuraya haş haş dersem Bizden ne isteniyor? AB uzunluğu 2H uzunluğu isteniyor. 2H bulacağım. A burada da bu noktanın doğru yolun uzaklığı değil midir H? Evet. E o zaman H'i bulalım. Noktayı doğru yerine yaz. Yani eksi 1 artı 2 çarpı 3 6 artı 5 mutlak değerce bir de bölü kare küçüğünden kare artı b kare. 1'in karesi artı 2'nin karesi ya da 1 2 kök 5 diyebilirdik. Hocam yukarısı 10 yaptı aşağısı da kök 5 yaptı. Bir, kök 5 eşitlerini çarparsam 10 kök 5 bölü 5'ten 2 kök 5 buluruz yüksekliği. E benden ne isteniyor ama AB uzunluğu isteniyor. AB uzunluğu da 2 aşağı eşit. E, AB uzunluğu da 2 aşağı eşitse sen bunun yerine 2 kök 5 yazarsan cevabı kaç bulursun? 4 kök 5 olarak bulursun. Bu kadar basit arkadaşım. Bak şekli çizmeseydik bunun böyle noktanın doğru yola uzaklığının 2 katı olduğunu anlayabilir miydik? Hayır. Bazen soruları anlayabilmek için basit bir şekilde şekli çizeceğiz. Analitik düzlem çizmeyeceğiz. Analitik düzlemin ne zaman çizeceğimizi de biliyorsunuz. Özel durumlar olduğu zaman. Evet soruları gördünüz. Direkt ben İlk sorudaki gibi noktanın doğru yalan uzaklığı şeklinde sorulmayabilir. İşte böyle değişik şekillerde de sorular karşınıza gelebiliyor arkadaşım. Şimdi geldik nereye? İki doğru birbirine paralelse aralarındaki uzaktan bahsedeceğim. Arkadaşlar iki doğru birbirine paralelse ax artı by artı c1 ax artı by artı c2 şeklindedir. Niye? Hocam eğimleri eşit olacak ya. Bunun eğimi eksi a bölü b e ise bunun eğimi de eksi a bölü b'dir. Ya bu arada bu hocam şurası 2a 2b olmaz mı? Olur tabii ki. Niye olmasın? Bunlar da böyle eksi a bölü b yapıyor. bunu da eğimi. Bu şekildeyken de zaten paralel oluyor. Ee, ama şunu söyleyelim. Paralel iki doğru da arasındaki uzaklık istenildiğinde burada tamam x'lerin katsayılarının birbirine eşit olmasına bakmak zorundayız. Hani 2a artı 2b şeklindeyse ya yukarıyı 2 ile çarparsın ya da aşağıdakini 2'ye bölerdim böyle bir durumla karşılaştırsan da. Evet zaten şu paralel iki doğru arasındaki uzaklık istenilirken buradaki Tamam sadece sabit sayılar farklı olacak. X'lerin kat aynı, Y'lerin kat aynı olması lazım arkadaşlar. Aynı değilse de aynı yapacağız. Çünkü niye? Bak formülde de anlayacaksın. Bu sefer sadece C'ler farklı değil mi? Evet. Burada C'ler farkı. Biraz önce neydi arkadaşlar? Noktayı doğru orada yerine yaz. Böyle kare küçüğünde kare artı bir kareydi. Burada da sadece ve sadece C'ler farkı. Yani bak şu. Mutlak değerci tabii ki pozitif olmak zorunda. Böyle kare küçüğünde kare artı bir kare. Evet uzaklıkta mutlaka kare içinde a kare artı b kare olmak zorunda arkadaşlar. Ha işte buradaki AB ile buradaki a b farklı olsaydı ne olacaktı? Şuradaki a kare artı b kare mi buradaki a kare artı b kare mi alacağız diye bir soru işareti oluşturdu. O yüzden aynı yapacaksın. İşte burası atıyorum tekrar söylüyorum 2 a ve 2 b ise yine olur. Ya o zaman burada denklemi 2'ye böleceksin ya da yukarıdakini 2 ile çarpıp ondan sonra c'ler farkına bakacaksın. Bu dediğimi de sakın ama sakın unutma. Çok kolay C'ler farkı bölü. Kare küçüğünde A kare artı B kare bana paralel iki doğru arasındaki uzaklığı veriyor. Hadi bakalım örnek 49'a. Şimdi analitik düzlemde bu doğru ve bu doğru aralarında uzaklık hocam. 5x eksi 12'ye 5x eksi 12'ye. Evet x'lerin katsayıları aynı y'lerin katsayıları aynı sıkıntı yok. Direkt C'ler farkı yani buradaki C artı 6 buradaki C eksi 20. C'ler farkı eksi 20 eksi 6 mutlak değerce bölü. Kare küsü de a kare artı b kare ya da 5 12 ise 13. Eksiymiş artı bir şey fark etmez. Yani 26 bölü 13'ten cevabı kaç buluruz arkadaşlar? 2 olarak buluruz. Sonraki örnek 50'ye bakalım şimdi de. Analitik düzlemde bu doğru ve bu doğrular arasındaki boşluğa çizilebilecek bir karenin alanından bahsediyor. Arkadaş şimdi bunun emine bakacak olursam iki paralel doğru. Bunun eksi 3 bölü 4. Burası da eksi 3 bölü 4 değil mi? Evet. Eksi 3 bölü 4. O zaman bunlar birbirine paralel. Evet bir doğrumuz böyle öbür doğrumuz böyle. Bir doğrunun adı 3x artı 4y eksi 1 eşit 0 doğrusu. Öbür doğrumuz da 6x artı 8y artı 9 eşit 0 doğrusu. Hocam c'ler farkı bölü kare küçüğünde a kare artı b kare. Ama 3 ve 4'ü mü kullanacaksın 6 ve 8'i mi kullanacaksın? He? Bu paralel iki doğru arasındaki uzaklığı ararken tabii ki. Ama soru bu değil ki. Soruyu tam okuyalım. Doğrular arasındaki boşluğa çizilebilecek bir karenin alanı en çok kaç birim karedir diye soruluyor. Arkadaşlar bu iki paralel doğrarsa şöyle de bir kare çizebilirim. Böyle de bir kare çizebilirim. Ama bunlardan en büyüğü isteniyor. O zaman kareyi şöyle çizsek daha güzel değil mi arkadaşlar? Hop en büyüğü de zaten bu olur değil mi? Kenarları bunun üstünde olduğu zaman paralel doğrular üstünde olduğu zaman. E o zaman burada karenin bir kenarı haş oldu. Yani paralel iki doğru arasındaki uzaklık yaptı. O zaman haşı bulalım. Ama paralel iki doğru arasındaki uzaklığı bulurken kas aynı olması lazım. 2'ye bölsem 9 bölü 2 ile uğraşacağım. Şunu 2 ile çarpayım. 6x artı 8y eksi 2 eşit 0 iken Şimdi C'ler farkı yapabilirim. Yani C'ler farkı. Eksi 2, eksi 9 mutlak değerce. Böyle kare küçüğünde A kare artı B kare. 6, 8, 10. E H buradan ne oldu o zaman arkadaşım? 11 bölü 10 mu oldu? Evet. E o zaman burada bizden ne isteniyor? Alan isteniyor. Alan da H kare değil midir? Yani 11 bölü 10'un karesidir. Yani 121 bölü 100'dür. Yani bu da ne yapar? 1,21 yapar arkadaşım. Örnek 50 1,21 Yaptı ya da 121 bölü 100 yaptı arkadaşım. Örnek 50'yi de bulduk. Geldik örnek 51'e. Hmm. Çekilde G noktası ABC üçgenin ağırlık merkezi olduğuna göre G'nin D1 doğrusunun olan uzaklığını bulunuz diye soruyor bize arkadaşlar. Yani G'nin D1 doğrusunun olan uzaklığını bulun diye soruyor. Hmm. G'nin D1 doğrusunun uzaklığı kaçtır diye soruluyor. Arkadaşlar bizden burası isteniyor. Şunlar birbirine paralel mi? Evet. Eğimleri eksi 1 bölü 2 eksi 1 bölü 2. Şuradaki uzunluk nedir diye soruluyor bana. Arkadaş bu noktanın buna olan uzaklığı hatta bu noktanın buna olan uzaklığı da var burada. Değil mi? E ben burada ağırlık merkezini kullanmak zorundayım. Ağırlık merkezini nasıl kullanabilirim? Arkadaş ağırlık merkezinden geçen doğru kenar ortaydır ve 1'e 2 oran yok mudur? Vardır. E 1'e 2 ise a burada şey çıktı arkadaşlar kelebek benzerliği çıktı değil mi? Evet kelebekteki oran 2'ye 1 yani burası 2 x xken burası ne oldu? x oldu. Yani 2x x demeyelim şuradaki şeyle karıştırmayalım. Şurası 2 anken burası da n oldu. Toplamda 3'en uzunluğu paralel 2 doğru arasındaki uzaklığa eşit değil mi? Evet. E, C'ler farkı. Artı 1 ile eksi 14. Yani eksi 14, eksi 14, eksi 1. Bak C'ler farkı. Ya da 1 eksi, eksi 14 de diyebilirdiniz. Yani 1 artı 14 olurdu. Eksi 14, eksi 1 mutlak değerce bölü. Kare küsü de akar artı b kare. Kare küsü de 1'in karesi artı 2'nin karesi. Ya da 1, 2, kök 5 de yazabilirdik. Neyse. Şurası 3'en neye eşit oldu arkadaşım? 15 bölü kök 5'e eşit oldu. E hocam şu gitti gitti 5 bölü kök 5 yaptı. Kök 5 eşitleri çarparsam da n neye eşit oluyor? 5 kök 5 beş bölü 5'ten kök 5'e eşit oldu. Ama benden ne isteniyor? Şuradakinin buraya olan uzaklığı isteniyor. Yani 2n isteniyor. O zaman 2 de kaç yapıyor dostlar? n kök 5 ise 2 de 2 kök 5 yapar mı? Yapar. Evet örnek 51'de. de böylelikle kaç bulduk? 2 kök 5 bulduk. Ve Şuraya geldik. Bunu da yani e, bölmemek için bir sonraki videoya atalım istersen. O zaman bir sonraki videoda bu sefer eşitsizlik sistemlerine geliyoruz dostlar. Eşitsizlik sistemlerinde görüşmek dileğiyle. Yani kaçıncı haftadayız? Mayıs? 22 ve 23. haftanın 9. videosunda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.